Line TV ekranlarından bu programından herkese mutlu haftalar, mutlu akşamlar diliyorum efendim. Bu hafta yine sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu üzere şiirlerle, türkülerle yüreklerinize dokunmaya çalışacağız. Bu hafta içerisinde Türkiye'nin en bilinen, en özel, en güzel dizelerine sahip olan, en iyi şiirlerinin kaleme alan Nazım Hikmet'in de haftası aynı zamanda. 3 Haziran onun ölüm yıl dönümü. Nazım Hikmet Ran'ı da anmak adına bu hafta biraz daha fazlaca Nazım şiirlerinden siz kıymetli şiir sevenlere, siz kıymetli izleyen ve dinleyenlere sunmaya çalışacağız. Yine her hafta olduğu gibi birbirinden kıymetli müzisyen, sanatçı dostlarım var. Stüdyo konuklarımız. Komşu ilden Yalova'dan bu hafta konuklarımız. Bayram Ali'yi bilenler bilirler. Sosyal medyayı iyi kullanan sanatçılardan, müzisyenlerden biridir. Sesiyle, hançeriyle, bağlamasıyla o da şiirlere eşlik edecek. Şiirler onun türkülerine eşlik edecek. Tabii şiirlere ve türkülere geçmeden hem konuklara bir dost selamı, dost merhabası, dost hoş geldiniz diyelim. Hem de Bayram Ali'nin müzik yolculuğunu çok kısaca kendisinden dinleyelim. Hoş geldiniz öncelikle hepiniz. Merhaba. Komşu ilden Yalova'da müzik yapmaya, sanat icra etmeye devam ediyorsunuz. Bayram Ali ile beraber uzun yıllardır. Bayram Ali, müzik yolculuğunu çok kısaca senden dinleyelim. Görüşmediğimiz süre içerisinde neler yaptın, neler yapıyorsun, neler yapacaksın. Daha sonra da örnekleri sıkça program içerisinde sunmaya başlayalım, devam edelim. Öncelikle hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz bu arada. Müzik yolculuğumuz biliyorsunuz yine müzikle çok sık bir şekilde iç içeyiz. Halk eğitimde olsun, yine kendi mağazamızda olsun, dershaneler devam ediyor. Tabii görüşmediğimiz zaman zarfında da bir single'ımız çıktı, Söküp evet. Atamadım isimli. İkincisi de yolda birkaç haftaya çıkacak, Döngel isimli söz müzik yine bana ait olan. Bu şekilde programlarla falan arkadaşlarımızla birlikte, yol arkadaşlarımızla devam ediyoruz. Müzikle iç içeyiz, kopmadık. Uzun yıllarda devam edecek gibi İnşallah, görünüyor. İnşallah kısmet olursa. Söküp Atamadım'ın da söz müziği sana aitti. Aşk Cemal Koç'a ait o. Buradan saygıyla da selam eyvallah, gönderelim. Eyvallah. Şimdi çıkacak Söküp olan. Söküp Atamadım'ı Bayram Ali'nin sesinden, yorumundan dinlemenizi tavsiye ederim. Sosyal mecralarda var. Güzel de bir klip çekmişti. Böyle bir akustik ortamda, evet, bir oda içerisinde. Evet. Ben izledim. Gayet de keyifli. Gayet de keyif alarak izledim ve dinledim. Bu anlamda sizler de eğer özgün müziğe, böyle biraz daha Türkiye özgün müziğe meraklıysanız, müzik tarzınız ona yakınsa Bayram Ali'nin sesinden, soluğundan dinleyebilirsiniz. Bayram Ali'nin sesini ilk defa duyacaklar. Bayram Ali'nin sesi nasıl acaba diyenler için. Tabii bir türküyle başlayalım ki siz de en azından o arada karar verin. Müzik yolculuğunun içerisine Bayram Ali'yi alıp almayacağınıza. Hadi buyurun bakalım. İlk eser ve ilk şiirle başlayalım. Hadi bakalım. Bir tanem, son mektubunda başım sızlıyor, yüreğim sersem diyorsun. Seni asarlarsa, seni kaybedersem yaşayamam diyorsun. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın kalbimin kızıl saçlı bacısı. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda. Ölüm acısı. Ölüm. Bir ipte sallanan bir ölü. Bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Fakat emin ol ki sevgilim, zavallı bir çingenenin kıllı, siyah bir örümceğe benzeyen eli ipi geçirecekse boğazıma, mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın dostlarımı ve seni düşüneceğim. Ve yalnız yarı kalmış bir şarkının acısını toprağa götüreceğim. Karım benim, iyi yürekli, altın kalpli yarım benim. Gözleri baldan tatlı arım benim. Ne diye yazdım sana istendiğini idamımın? Daha dava ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar kellesini adamın.
Hadi bunları boşver. Bunlar uzak ihtimal, param varsa eğer bana Fanila bir de don al. Tuttu yine bacağımın siyatik ağrısı ve unutma ki daima iyi şeyler düşünmeli bir mahkumun karısı. Daima iyi şeyler düşünmeli bir mahkumun karısı. Karısı. Sevinmesin ey zalimler, öldüğüme benim. Sevinmesin ey zalimler, öldüğüme benim. Yiğit ölmez kolay kolay, ben ölmedim ki, ben ölmedim ki. Bakmayın suskunluğuma, bakmayın durgunluğuma, bedel verdim her kavgamda, yenilmezim ki. Denizlerin dalgasıyım, ben halkımın kavgasıyım, yarınların sevdasıyım, yenilmezim ki. Denizlerin dalgasıyım, ben halkımın kavgasıyım, yarınlarım sevdasıyım, yenilmezim. Gelir günler gelir elbet, gör o zaman beni. Gelir günler gelir elbet, gör o zaman beni. Bana neyle zalim felek, ben ölmedim ki, ben ölmedim ki. Bana neyle zalim felek, ben ölmedim ki, ben ölmedim. Bakmayın suskunluğuma, bakmayın durgunluğuma, bedel verdim her kavgamda, yenilmezim ki. Denizlerin dalgasıyım, ben halkımın kavgasıyım, yarınların sevdasıyım, yenilmezim. Denizlerin dalgasıyım, ben halkımın kavgasıyım, yarınların sevdasıyım, yenilmezim. Eyvallah. Emeğinize, yüreğinize sağlık efendim. Evet. Güzel bir Selda Bağcan türküsüydü. Selda Hoca da, Üstad da uzun yıllardır, biraz ilerleyen yaşına rağmen, hala genç kendisi ama biraz ilerleyen yaşına rağmen
performansından hiçbir şey kaybetmeden hala il il, sahne sahne, konser konser gezerek insanlara türküyü sevdirmek adına o içindeki, o kalbindeki duyguları, düşünceleri melodilerle birlikte harmanlayarak tüm izleyenlere, tüm dinleyenlere sunmak adına büyük çabasına devam ediyor. Büyük bir özveriyle gerçekten gençlere örnek olması gereken önemli sanatçılardan, o tırnak içerisinde yeri doldurulmayacak isimlerden bir tanesi Selda Bağcan. Onun bilinen türkülerinden biriydi. Bayram Ali'nin sesinden, soluğundan ve saz icracılarının, saz sanatçılarının ellerinden, emeklerinden dinledik. Yine bir Nazım Hikmet şiiriyle böyle biraz fazlaca ölümden bahsediyoruz. O da hayatın sona erdiği zamanki en gerçeği herhalde. Hiçbir zaman için o yaşam yolculuğunda ölmenin var olduğuna bir şekilde inanmak istemesek bile yakınlarımızda, en yakınlarımızda bunu görünce, bunu hissedince biraz daha ölümün o soğukluğu yüzümüze gerçekçilikle birlikte çarpmış oluyor. Ben senden önce ölmek isterim. Bir Nazım Hikmet şiiridir. Şarkı türkü arasında yine yorumlamaya çalışayım. Ne dinliyoruz Bayram Ali? Ahmet Kaya yapalım. Öyle bir yerde. Hadi bakalım. Ben senden önce ölmek isterim. Gidenin arkasından giden geleni bulacak mı zannediyorsun? Ben zannetmiyorum bunu. İyisi mi beni yaktırırsın, odanda ocağın üstüne korsun, içinde bir kavanozum. Şeffaf beyaz camdan olsun ki içinde beni görebilesin. Fedakarlığımı anlıyorsun. Vazgeçtim toprak olmaktan. Vazgeçtim çiçek olmaktan. Senin yanında kalabilmek için toz oluyorum. Yaşıyorum yanında senin. Sonra sen ölünce de yanıma gelirsin. Orada beraber yaşarız, külümün içinde külün. Ta ki savruk bir gelin yahut vefasız bir torun bizi oradan atana kadar. Ama biz o zamana kadar o kadar karışacağız ki birbirimize, atıldığımız çöplükte bile zerrelerimiz yan yana düşecek. Toprağa beraber dalacağız. Ve bir gün yabani bir çiçek bu toprak parçasından nemlenip filizlenirse, sapında muhakkak iki çiçek açacak. Biri sen, öteki ben. Ben daha ölümü düşünmüyorum oysa. Bir çocuk daha doğuracağım. Hayat taşıyor içimden, kaynıyor kanım. Yaşayacağım ama çok, pek çok. Ama sen de beraber, ikimiz birlikte. Ama ölüm de korkutmuyor beni. Yalnız pek sevimsiz buluyorum bizim cenaze şeklini. Ben ölünceye kadar da bu düzelir herhalde. Hapisten çıkmak ihtimali var mı bugünlerde? İçimden bir şey, belki diyor. Belki ben senden önce ölmek isterim. Senden önce. Öyle bir yerdeyim ki, öyle bir yerdeyim ki, öyle bir yerdeyim ki, öyle bir yerdeyim ki, bir yanım mavi yosun dalgalanır sularda, bir yanım mavi yosun dalgalanır sularda. Dostum dostum, güzel dostum, bu ne beter çizgi, bu ne çıldırtan denge. Yaprak döker bir yanımız baharda. Dostum dostum, güzel dostum, bu ne beter çizgidir, bu ne çıldırtan denge.
yanımız bahar bahçe. Geliyormuşum. Pencerelerde yaz, bileklerimde bayat bir intiharı. Oysa ölünecek bir şey yokmuş gidince sen. Tıpkı yaşanacak bir şey olmadığı kadar. Yanıyormuşum. Vardığım yere bakıp kendimi atlasında yeryüzünün çılgın ve çirkin ve hüzünle oyalanan, yüreğimde kül tadı nice yangından kalan. Ölüyormuşum. Saçlarım uzuyormuş üstelik. Ölünce ben sigarayı da bırakıp taksit ödüyormuşsun. Bedenin tecritmiş hala gençliğinden. İkisi de yalnızmış. Geceler öpüyormuş göğüslerinden. Bense gençliğimi pazarlıksız ve hızla geçtiğimden, bugünler saçlarımla birlikte şiir yazmayı da kısa kestiğimden, tek kalmış aşklarla avutup kendimi, bileklerimde bayat bir intiharın dikiş izleri, gelip geçmiş yılların diş izleri ömrümde, neşter ve gülmüş hayat. Gülüyor, gülüyor, gülüyormuşsun. Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyormuşsun. Ağlıyor, ağlıyormuşsun. Öyle bir yerdeyim ki, öyle bir yerdeyim ki, öyle bir yerdeyim ki, öyle bir yerdeyim ki. Bir yanım mavi yosun, bir yanımız dağılır. Bir yanım mavi yosun, dalgalanır sular. Dostum, güzel dostum, bu ne beter çizgidir, bu ne çıldırtan denge. Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe. Dostum, dostum, güzel dostum, bu ne beter çizgidir, bu ne çıldırtan denge. Yaprak döken bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe. Eyvallah, yüreğine sağlık. Efendim Ahmet Kaya'nın sesinden de Selda Bağcan'ın sesinden de dinlemeye alışık olduğumuz bir türküydü. Dostum dostum, hemen hemen herkesin bildiği, sahnelerde de sıkça istek alan türkülerden bir tanesi değil mi? Hatta bir akşamda böyle 4-5 kere falan da isteyenler oluyorlar. Her yeni gelen dinleyici, her yeni gelen tırnak içerisinde müşteri peçete yazıp bir daha bir daha. Böyle bazen bir yorgunluk geliyor ama yine de tatlı o enerjiyi, o sinerjiyi eğer yakalıyorsan... Gerçekten seni dinlemeye geldiğine inanıyorsan karşıdaki baktığın gözlerden 10 kere de olsa okuyorsun. Kesinlikle. Evet, şiirler için de geçerli. Gerçi bizdeki programlar biraz daha farklı. Böyle gelenler bir kere geliyorlar. Yani sahne arasında ya da şiir programı devam edenler ederken katılanların sayısı çok çok az oluyor. Bir de bizde istek kısmı çok fazla yok. Genelde o program çerçevesinde devam ediyor. Yılmaz Odabaşı şiiriydi. Bileklerimde bayat bir intihar. O da yine sizin şehrinizde oturan uzun yıllardır. Yılmaz Hoca, Yılmaz Odabaşı. Yalova'da uzun yıllardır ikamet eden ve Türkiye'nin önemli şairlerinden bir tanesidir. Yılmaz Hoca'ya da buradan bir selam ve saygılarımızı göndermiş olalım. Geçtiğimiz yıllarda onu da bu programında konuk etmiştik. İlerleyen haftalarda, ilerleyen sezonlarda yine kendisini programda ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyarız efendim. Bir Yusuf Hayaloğlu, bir Nazım Hikmet Ran ve bir Yılmaz Erdoğan şiiri önümde. Üçünü de şarkı türkü arasında yine dilim döndüğünce yorumlamaya çalışacağım. Ne dinleyelim? Neşet Baba'ya şöyle bir anlayalım. Hadi bakalım, biraz gönül Orta Anadolu'ya gidelim. Şöyle bir gönül daha dinleyelim. Müzik
şeytan özümden sel gizli gizli bir tenhada can canı bulunca silen yaralar yaroy 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 gizli 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 sine yaralar yaroy 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 gizli gizli Dört dala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen şu toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları. Bir daha açılmasın, yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret, bu hasret, bu hasret bizim, bu hasret bizim, bizim. Dost elinde gel o. Rızasız bahçanın gülü verilmez. Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez. Gönülden gönüle gider yaroy 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 yaroy. Yol gizli gizli, yol gizli gizli, gönülden gönüle gider yaroy 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 yaroy. Yol gizli gizli, yol gizli gizli. Eyvallah Bayram Ali, yüreğine sağlık. Güzel bir Orta Anadolu türküsüdür. Neşet Ertaş türküsüdür. Gönül Dağı efendim. Sesinden soluğundan dinledik. Yılmaz Erdoğan ve Yusuf Hayaloğlu şiirleri önümde, bu türkünün arasında yetiştiremedik. Duygu geçişinin çok doğru olmadığına inandığım için yorumlamadım. Bir türkü daha dinleyelim. Şöyle yapalım. Biraz bağlama dinleyelim. Bir bağlama açı. Şiirleri okuyayım. Daha sonrasında türküye bağlayıp Bayram Ali'ye sözü bırakalım. Sana yaralarımdan çiçekleri, ilk yardım geceler biraz da ve yangında kurtarılması imkansız acılar bırakıyorum. Seni özümün gizinde saklıyorum. Bütün aşklarımın izlerini sayıklayarak ve aldatarak tüm sevdiklerimi sana bir cinayetin ipuçlarını bırakıyorum. Vasiyeti olmayan ölüler ülkesinden, türkülerin sırtındaki muamma, yazık bir nakarat bırakıyorum sana. Ben sana gülüm demem. Gülün ömrü az olur. Öç biter, biter şarkı, yaz olur. Yerle yeksan,
ıslak saçlı kem gözlü, kavim göçlerinden bu yana ağlayan ve durmadan cep kan yağı yakıcılığında ezgiler çalan, çaldıran, yakalatan. Adı bende gizli bir kadındı İstanbul. Şehre bir yağmur yağdı, ben ağladım. Sevilirken ayrılmak mı kaldı Bizans'tan? Yalan dolan yoktu gözlerde, sadece ses. Verilmiş sözler birdi, edilen yeminler sıfır. Bir aşkın izlerini yok edecek yeni bir aşk sipariş edildi yeniden. Yağmur şehre bir yağdı, ben ağladım. Ağladım. Çekip gidersen, gidip de bir daha gelmeyeceksin. Al ömrümü, koy ömrünü üstüne. Senden gelsin ölüm başım. Yüreğimi al avucunun içine. Senden gelsin ölüm başım üstüne. Şu dağlarda kar olsaydım, bir asi rüzgar olsaydım, arar bulur muydun beni, sahipsiz mezar olsaydım? Şu yangında har olsaydım, ağlatıp bizar olsaydım, belki yaslanırdın bana mapusta duvar olsaydım. Şu yarada kan olsaydım, dökülüp ziyan olsaydım, şu dünyada yerim yok mu? Yokmuş. Keşke, keşke bir yalan olsaydı. Keşke yalan olsaydı. Ellerini ellerimden alıp gidersen, gidip de bir daha gelmeyeceğim. Al ömrümü, koy ömrünü üstüne. Senden gelsin ölüm başım üstüne. Yüreğimi al avucunun içine. Senden gelsin ölüm başım üstüne. Eyvallah, yüreğinize sağlık. Ne çok yitirmişiz yazanları, çizenleri, türkü söyleyenleri, bağlama çalanları. Kıvırcık Ali de onlardan bir tanesiydi. Erken yaşta göç edip gitti dünyaya. Bayram Ali hakkını vererek, hissederek okudu. Böyle 20 tane türkü okursun ama birini, ikisini o anda hissederek okursun. O anda böyle kalbindeki duygular, beyninden geçenler, hatıralar falan biraz daha yoğunlaşır. Bazen bunu kabul etmek istemezsin. Bazen de tam olarak o duygunun içerisinde kendini bulup ısrarla hissettiğini karşı tarafa da geçirmeye çalışırsın. Bayram Ali'nin şu andaki hissiyatı nedir bilmiyorum ama ben hissederek, çok fazla hissederek okuduğuna ve diğer türkülerle bu türkünün arasında bir fark olduğuna eminim. Doğru mu tahminim? Evet, doğru olur. Doğru. Bayram Ali'nin... Tabii yeri biraz farklı olduğu için. Eyvallah. Kıvırcık Ali'nin de sende yeri farklı. Yarım kalınmış bir sevda gibi düşünülebilir kesinlikle, aslında. Kesinlikle, kesinlikle. Daha söyleyeceği çok türkü, besteleyeceği çok türkü vardı. Çok. Tezenesini, sazını dinleyeceğimiz daha çok eser vardı. Elim bir trafik kazasında göçtü gitti. Evet, oğlu yine bayrağı devraldı. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Evet, evet. Eren İye, Özütemiz. Eren Özütemiz. Ama yine de Kıvırcık Ali'nin, Ali Özütemiz'in yerini tutması zor.
Kendisine rahmet dileyelim efendim. Yattığı yerde rahat etsin. Türküleri, şarkıları dünya durdukça herhalde bizden sonraki nesiller boyunca da devam edecek. Tıpkı geçmişte de uzun yıllar boyunca, yüzyıllardır hala türkülerini söylediğimiz, bağlama tınılarında onların bestelerine hayat vermeye çalıştığımız türküler gibi, Aşık Veysel'ler gibi, Neşet Ertaş'lar gibi, Yunus Emre'ler gibi çoğaltabiliriz bu örnekleri. Nesimiler gibi efendim. Bir Nazım Hikmet şiiri daha var, Salkım Söğüt. Geçen hafta da istek alan şiirlerden bir tanesiydi. Hem onu anma haftası sebebiyle de yorumlamaya çalışayım, hem de yine Bayram Ali'nin sesinden güzel bir türkü dinleyelim. Akıyordu su gösterip aynasında söğüt ağaçlarını, salkım söğütler yıkıyordu suda saçlarını. Yanan yalın kılıçları çarparak söğütlere, koşuyordu kızıl atlılar güneşin battığı yere. Birdenbire bir kuş gibi, vurulmuş gibi kanadından, yaralı bir atlı düştü atından. Bağırmadı, gidenleri geri çağırmadı. Baktı yalnız dolu gözlerle uzaklaşan atların parıldayan nallarına. Ah ne yazık, ne yazık. Ne yazık ki ona dört nal giden atların köpüklü boynuna bir daha yatmayacak. Beyaz orduların ardında kılıç oynatmayacak. Nal sesleri sönüyor perde perde. Atlılar kayboluyorlar güneşin battığı yerde. Atlılar, atlılar, kızıl atlılar, atları rüzgar kanatlılar, atları rüzgar, atları at. Rüzgar kanatlı atlılar gibi geçti hayat. Akarsuyun sesi dindi, gölgeler gölgelendi, renkler silindi, siyah örtüler indi mavi gözlerine. Sarktı salkım söğütler sarı saçlarının üzerine. Ağlama salkım söğüt, ağlama. Kara suyun aynasında el bağlama. Ağlama, ağlama, ağlama. Sinemde gizli yaramı kimse bilmez. Hiçbir tabip şu yarama
melhem almıyor. Ayna bükek bir garibim, yüzüm gülmüyor. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin? Boynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyor. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin? Eyvallah. Nazım Hikmet Ran dizeleriydi efendim. Salkım Söğüt yine bilinen şiirlerinden bir tanesiydi. Bir Orta Anadolu türküsü. Neredesin sen? Neşet Ertaş'ın güzel Bozkır'ın tezenesinin güzel sazından, sözünden ve Bayram Ali'nin sesinden dinledik. Güzel bir türküydü. Programımızın da herhalde yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz sevgili yönetmen. Evet, bir iki türkü daha sığdırırız. Yine Bayram Ali'nin sesinden bir türkü dinleyelim. Daha sonrasında Bayram Ali'ye bir soluk aldıralım. Ben bir şiir yorumlayayım. Sonra yine Bayram Ali'yle bir türküyle beraber programımızı yavaş yavaş kapatırız. Sayı mıydı? Yaş mıydı? Saçlarımıza düzen yorgun beyaz ışıltıları. Aklar mıydı, kar mıydı? Durmadan dönen dünya, değişen her mevsim yoksa çark mıydı, çağ mıydı? Bir çocuğun neşeyle, sevgiyle gülen gözleri saygı mıydı, fark mıydı? Bir dosttan her beklenen ya bir selam ya bir kelam şifa mıydı, vefa mıydı? Gözlerin pınarından sevgiyle, özlemle akan gözyaşı mıydı, sevda mıydı? Her yürekten kaleme bir bir dökülen dizeler sabır mıydı, sevgi miydi, isyan mıydı? Kurduğumuz o düşler, uydurulan hep hayaller yoksa yalan mıydı? Sevgimiz, emeğimiz, en içten değerlerimiz canlı mıydı, kukla mıydı? Zorluklara dayanan vefalı duygularımız taş mıydı, kaya mıydı? Yarım asır fazlası yaşanan tüm yıllarımız hayal mi, rüya mıydı? Tek gidilen yollarda hızlıca geçen yıllar da var mıydı, yar mıydı? Umutlar hep isyankar, tüm acı yaşanmışlıklar bir damla gözyaşında sessizce ve umarsızca hep asılı kaldılar. Onlar da benden size hatıra mıydı? Hatıra mıydı? Hatıra, hatıra. Sana bir gün olsun, gülmedi hayat. Kaderi berbat, merdo merdo, burası gurbet. Bu nasıl gurbet? Kaderi berbat, merdo merdo, burası gurbet. Burası gurbet. Gelme demedim mi merdo, dönme demedim mi? Vururlar seni merdo merdo, söylemedim mi? Söylemedim mi? Gelme demedim mi merdo, dönme demedim mi? Vururlar seni
merdo merdo söylemedim mi? Söylemedim mi? Köprünün başında merda pusu kurarlar. Seni ararlar merdo merdo, izin sorarlar. Seni sorarlar. Gelme demedim mi merdo? Dönme demedim mi? Vururlar seni merdo merdo, söylemedim mi? Söylemedim mi? Gelme demedim mi merdo? Dönme demedim mi? Vururlar seni merdo merdo, söylemedim mi? Söylemedim mi? Yüreğine sağlık. Mahsuni Şerif'in güzel bir türküsüdür efendim. Merdo yine uzun yıllardır dinlediğimiz, keyifle dinlemekten keyif aldığımız türkülerden bir tanesidir. Ahmet Arif şiirlerine, Cemal Süreyya şiirlerine, Yusuf Hayaloğlu şiirlerine de yakıştığını düşündüğüm, şiir içi şarkı yolculuğunda tatlı bir an, tatlı bir anı bıraktığına inandığım türkülerden bir tanesidir. Biraz böyle piyano dinleyelim. Ben üzerine yaşamaya dair okuyayım Nazım Hikmet'ten. Nazım Hikmet şiirleri deyince, çünkü bu şiiri okumayınca izleyen ve dinleyenlerden sıkça mesaj geliyor efendim. En bilinen şiirlerinden, en çok istek alan şiirlerinden bir tanesi. Dilimiz döndüğünce okumaya, yorumlamaya çalışalım. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden bütün işin yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derecede, öylesine ki mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda yahut kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğin ne bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için, hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken, hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, 70'inde bile zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara, torunlara falan kalır diye değil, yaşamak yanı ağır bastığından. Bu dünya soğuyacak. Yıldızların arasında bir yıldız, hem de en ufacıklarından. Mavi kadifede bir yıldız zerresi yani. Yani bu koskocaman dünyamız. Şimdiden çekilecek acısı bunun. Duyulacak mahzunluğu şimdiden. Böylesine sevilecek bu dünya, yaşadım diyebilmen için. Yaşamak işi şakaya gelmez. Şakaya gelmez.
Eyvallah, eline sağlık. Nazım Hikmet Ran dizeleridir efendim, yaşamaya dair. Biraz daha uzun bir şiirdir, kısalttık bir kısmını siz kıymetli Line TV izleyenleri, bu programı takipçileri için yorumlamaya çalıştık. Son bir türkü alalım Bayram Ali Ugip'ten ve orkestrasından tabii ki. Öncelikle çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için, elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Eyvallah. Yalova'ya da bir selam göndermiş olduk en azından. Yalova'dan da takipçilerimiz var mutlaka, şiir sevenler, türkü sevenler. Bayram Ali'yi de efendim sosyal medyadan takip etmenizi öneririm. Yine aynı şekilde değil mi? Bayram Ali Ugip diye hem sosyal medya hesapların YouTube'u, Instagram'ı. Orada belli başlı yerlerde sahne de alıyorlar. Etkinlik takvimine bakmak isterseniz yine sosyal medya üzerinden bakabilirsiniz. Arkadaşlar emeğinize, elinize sağlık. Teşekkür ederim. Eyvallah. Son bir türkü dinleyelim yine senin güzel sesinden ve saz sanatçılarının kıymetli enstrümanlarından. Sensiz dünya malı neylerim dostum, 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 gelsene can. Sensiz dünya malı neylerim dostum, 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 gelsene canım. Eyvallah, emeğinize, yüreğinize sağlık. Bu hafta da bu programının sonuna geldik efendim. Bayram Ali Ugip ve kıymetli orkestrası, saz arkadaşları bizlerle birlikteydi. Komşu ilimiz Yalova'dan. Tekrardan emeğinize, yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Müzik yolculuğunuzda başarılar diliyorum. Teşekkür İlerleyen ediyoruz. Programlarda tekrar birlikte İnşallah. Programlar yapmak dileğiyle diyorum. Şeref duyarız, sağ olun. Eyvallah, sağ olun. Biz her haftaya yeniden buradayız. Şiirleyiz, şarkıylayız, sanatlayız. Sizler de oralarda olursanız bizleri ziyadesiyle mutlu edersiniz. Haftaya görüşmek dileğiyle, yüreğimle.